Sondaj kuyusuna yaptığım bypass sistemini anlatayım. Şimdi suyunuz azsa, mesela benim sondajdan gelen suyum sadece bu kadar. Bundan fazlası olduğunda, bundan fazlasını çekmeye çalıştığımda, büyük makine attığımda makine sürekli hava yapıyor. 5 dakika çalışıyor, ondan sonra sondajın içindeki, borunun içindeki suyu bitirince hava yapmaya başlıyor. Bu sorun herkeste var. Dolayısıyla şimdi bazen mesela benim suyum gönen suyu olduğu için, yüzeysel su olduğu için bazen artıyor, bazen azalıyor. O yüzden sık sık pompa değiştirmek zorunda kalıyordum, araştırıyordum. Bir ara şey çözüm buldum. Şu vanayı kısayım dedim buradan. Su az gelsin dedim böyle. Su az gelsin, dolayısıyla suyun bitmesin, sürekli aksın dedim. Makineye sürekli zarar veriyordu bu şekilde. En son çözümü neyde buldum? Araştırdım, internete baktım, hiçbir yerde bulamadım. En son dedim ki ben suyun fazla gelenini geri kuyuya göndermem lazım dedim. Aslında çözüm çok basit. Makinayı zorlamıyoruz bu durumda. Ne yapıyoruz? Suyun şöyle şurayı kapatıp bakayım. Suyun fazla gelenini, diyelim benim suyum şu borudan düz, şöyle göstereyim. Normal düz borudan geliyor, böyle gidiyordu. Şimdi ben buna bypass sistemi yaptım. Birazcık altından aldım, geri kuyunun içine gönderdim. Buraya da bir vana koydum. Buradan ayarlayabiliyorum. Şöyle mesela bypass sistemini iptal edelim. Şöyle mesela suyumuz şöyle açıyorken sistemi iptal ettim, suyumuz arttı. Sistemi, bypass sistemini tamamen açarsak suyun tamamı aşağı kuyuya geri dönüyor. Buradan ayarlayabiliyoruz suyun fazlalığını falan. Şimdi benimki şu şekilde yetiyor. Şu su bana yetiyor. Bu böyle olduğunda hava yapmıyor. Siz de böyle uygulama yapabilirsiniz. Diğer türlü başka hiçbir çözümü yok bunun. Bazı yerlerde gördüm, vatandaş 5 dakika akıtıyor, 5 dakika dinlendiriyor su dolsun diye. Buna hiç gerek yok. Suyunuzun altta gelen su belli bir miktardır zaten. Mesela saatte 1 ton geliyorsa o saatte 1 tondur zaten. Siz saatte 1,5 ton çekmeye çalışırsanız makine 5 dakika sonra hava yapmaya başlayacaktır. Ne yapacaksınız? Yarım tonunu, 500 litresini geri aşağı göndermeniz gerekiyor. Suyunuz saatte 1 tonsa, sizin de makinanız 1,5 ton çekiyorsa 500 litresini geri sondaja göndermek zorundasınız. Bunu yaparsanız makina da zorlanmaz, kuyunuz da zorlanmaz. Kırıkkale Delice'den selamlar.